Merhaba, ben Büşra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dyson AirRabbit tanıtacağım. İlk öncelikle ana gövdesini alıyorum. Bu ana gövdesinde şöyle 3 tane farklı düğmeleri var. Bunları göstereceğim. Burada fan ayarı. Burada 3 tane fan ayarı var. Arttırıp azaltabiliyorsunuz. Burada sıcak ve soğukluk ayarı var. Bu da açma kapama. Şöyle. Açma kapama düğmesi. Bu arkada da başlıkları takıp çıkartırken kullanacağımız düğmesi. Şimdi ilk öncelikle ben duştan yeni çıktığım için saçlarım ıslak. Biraz bu aparatla saçlarımın o nemini alacağım. Şöyle göstereyim. Takarken de şu böyle arkasını çekiyorum. Şu başlığımı geçiriyorum. Ve taktım. Yani böyle tık sesi gelmediği için acaba taktım mı takmadım mı oluyor. Ama ona da zamanla alıştım. Şimdi başlıyorum. Evet. Normalde şöyle tam kurumadı. Hala nemini gördüğünüz gibi. Ben normal kurutma makinesiyle de zaten 3 defa falan kuruttuğumda saçım anca böyle tamamıyla kuruyor. Ama bu Dyson'ın başlıklarında hafif nemli olması gerekiyor saçın. O yüzden ben de saçımı nemli bıraktım. Şimdi şu iki başlıktan söz edeceğim. Bu daha yumuşak saçlar için. İşte daha düz, daha az saçlar için, daha seyrek saçlar için. Bu başlıkta aslında daha sert, daha böyle kıvırcık saçlar için. Şimdi benim saçlarım da oldukça gür olduğu için ben bu başlıkla devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Bunu böyle şuradan böyle çekiyorum bu başlığı. Ve diğer başlığı taktım. Evet, bununla da başlıyorum. Böyle tutuyorum ilk önce. Burada en önemlisi yavaşça yapmak. Hatta şöyle göstereyim. Hızlı hızlı yaparsanız hiçbir işe yaramıyor. Net gösteriyor. Evet, saçımı tarama işim bitti. Açıkçası bu benim işimi çok fazla kolaylaştıran bir aparat oldu. Çünkü ben duştan sonra saçım benim aşırı kabarıyordu. Makineyle kuruttuktan sonra daha çok kabarıyor, daha şekilsiz bir hal alıyordu. Ama bu aparatla birlikte hani bu Dyson kullanmaya başladıktan sonra duştan sonra saçlarım böyle. Yani ekstra tamam düzleştirici yapabilirim ama o makineden sonraki o böyle kabarıklık, böyle bir şekilsizlik yok. Bu saçımı ben hani her şekilde kullanabilirim. Onda mesela kullanamıyordum. O yüzden benim işimi çok kolaylaştırdı ve en çok kullandığım aparat oldu. Burada çok kısa araya giriyorum. Bütün başlıkları denemiştim. Sadece şu fön başlığı denemedim. Çünkü saçımı kurutup ondan sonra taradıktan sonra bununla denemek istemedim. Hani bunun da saçımın normal haliyle görün istedim. O yüzden bunun başka bir yönünü çektim. Şimdi bu fırçayla birlikte deneyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi fırçayla da bu şekilde oluyor. Şimdi diğer çok kullandığım aparatlara geçelim. Onlar da bukleler. Bunlarla da bukle yani dalga yapıyorum. Bunlar kalın olanlar. Bunlar da inceler. Ben şimdi saçımın bir tarafını kalınla bir tarafını inceyle yapacağım. Aradaki farkı görün sizde. İlk önce karar vermem gereken bir şey var. Saçımı içeri doğru mu yapacağım, dışarı doğru mu? Şimdi şu şekilde görüyorsunuz.
Bakın birinin okları içeri doğru, birinin okları da dışarı doğru. Ben dışarı doğru yapmak istiyorum bu dalgamı. Bu yüzden bunu kullanacağım. Bakın. Şu şekilde de baktığınızda eğer oklar dışarı doğruysa dalgalarınız dışarı doğru olur. Yine takıyorum. Şöyle. Yine ses çıkmadı. Şimdi başlayalım. Saçımızı taç bir tarafından değil, şöyle ortasından tutuyoruz. Çok fazla kalın alırsak makine bunu sarmıyor. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde direkt zaten kendisi alıyor. Eğer ben bunu daha kalın alsaydım almayacaktı. Burada böyle birikintiler olacaktı. Saçımı çıkarmadan önce soğuk havaya getiriyorum. Bir 5 saniye orada bekletiyorum ve makineyi durduruyorum. Çıkartmadan önce soğuk hava vermemizin sebebi soğuk hava nemin buharlaşmasını yavaşlattığı için daha kalıcı dalgalar oluyor. Bu sebeple çıkartmadan önce soğuk hava dalgası veriyorum. Yine ortasından tuttum. Bakın kendini nasıl sardı. Ya böyle kendi sarması aşırı hoşuma gidiyor. Aynı zamanda Dyson yoğun ısı vermediği için saçı da çok fazla koruyor. Aslında Dyson havayı bitiriyor. Havayla yapıyor bunu. Yani elinizin yanması vesaire gibi şey de olmadığı için bence ben çok severek kullanıyorum. Ya bence çok güzel çünkü ben karmaşa yaptığımda mutlaka ya alnımı ya elimi ya da düzleştirici yaptığımda elimi falan mutlaka yakıyorum. Evet. Bu biraz kalın oldu ama bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu tarafım bitti. Şimdi buraya ellemeyeceğim. En sonunda hepsini birlikte açacağım. Diğer tarafa geçiyorum. Tabii ki başlığımı da çıkartıyorum. Değiştiriyorum. Bunu da dışa doğru yapacaktım. İçe doğru mu yapsam bunu da? Neyse dışa doğru yapayım. O zaman bakıyorum. Hop, bu tarafa dışarı doğru taktım. Ve başlıyoruz. Evet, şimdi bitti. Bu tarafı 30 santim olan ince tarafla yapmıştım. Bu tarafı da kalın tarafıyla yapmıştım. Şimdi aradaki farkı görebilirsiniz. Saçlarımı açacağım. Aslında bir tarakla olsa daha iyi olurdu ama. Şimdi kalın tarafı açıyorum. Öyle. Blendax kızı gibi oldum valla. Evet, gördüğünüz gibi iki tarafa da açtım.
Şöyle burası biraz daha kalın oldu. Burası biraz daha ince oldu. Sizce hangi taraf daha iyi oldu? Ben kalın tarafı daha çok beğeniyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Bir de daha kalın olduğu için daha böyle kalın tutamlar alıp işimi daha hızlı bitirebiliyorum. İnce de biraz uğraştırıcı oluyor. İnce de gerçekten çok güzel oluyor. Siz hangi tarafı beğendiniz? Yorumlara yazın. Bu da bu şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Benden istediğiniz başka inceleme videoları olursa lütfen aşağıya yorum bırakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.